Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber malzemelerin nasıl e, kütüphane içerisinden çağrılabileceği, malzemelerin nasıl ilişkilendirilebileceği veya malzeme ilişkilerinin nasıl kırılabileceği, renk kütüphanesi yani kalır kütüphanesinin nasıl kullanılabileceği, malzemenin özelliklerinin yönetilebilmesi, e, görsel tabanlı dokular dediğimiz texture yapılarının kullanılması ve procedural texture yani matematiksel bir altyapıyla oluşturulan desenlerin e, modelinize nasıl yansıtılabileceğini bu uygulamanın üzerinde görebiliyor olacağız. Şimdi e, kütüphane baktığımızda şöyle kütüphane tarafına baktığımızda burada Materials başlığını görüyorsunuz. Şimdi bu e, malzeme kütüphanesi içerisinde 700'den fazla malzemenin var olduğunu görebilirsiniz. Ve mesela bakın burada Colors içerisinde işte Pantone Roll ile beraber Kişat 2023 ile beraber Coloro adı altında bir e, renk kütüphanesi de buraya karşımıza geliyor. E, şimdi bizim Metalion'a dönelim. Şimdi e, kullanıcı istenen malzeme kütüphaneden bulamıyorsa var olan bir malzemeyi özelleştirebilir veya Cloud kütüphanesinden malzeme seçerek Download bölümüne taşıyabilmeniz mümkün olabilir. Yani sizler gelip Cloud Library'i açtığınız andan itibaren Burada karşımıza bir pencere geliyor. Bu pencere vasıtasıyla bizler gelip e, buradan istediğimiz malzemeyi çağırabiliyoruz. Bakın burada arama yapabileceğiniz bir alanımız var. Şurada baktığımızda environments, backplates, textures, models ve my scenes e, alanları yer alıyor. Ben buradan mesela bir arama yapacağım. E, mesela burada bir tane örnek verelim. İşte zinc e, yellow plating. Bakın burada direkt çıktı. Şurada gördüyseniz hemen Zinc Yellow Plating çıktı. Üzerine tıklıyorum. Şimdi üzerine tıkladıktan sonrasında Download yeteneği karşımıza geliyor. Bakın Download dediğim andan itibaren burada Download ile beraber indirmeyi başlatıyor. Ve indirmeyi bitirdikten sonrasında çarpı butonuna basıyorum. Penceremi kapatıyorum. Şimdi Downloads'a baktığımda Burada download's içerisinde zinc yellow plating yasının var olduğunu görebiliyorum. Şimdi buradan sonrasında ee, tekrardan materials kısmına geçmiştik zaten. Eee materials kısmına geçtikten sonrasında burada bütün malzemelerin görülebildiğini görebiliyoruz. Bakın burada architectural kısmında işte altına alt başlıkta yer alıyor. Her bir malzemenin alt başlıkları burada yer alıyor bakın. Şimdi siz e, burada bir arama yaparken eğer ki kutucuk içerisinde geçiş yap, yaparsanız, bunun kutucuğun içerisinde arama yaparsınız. Yani komplesinde aramak istiyorsanız tabii ki mesajı seçmeniz gerekiyor. Yani filtre uygulanması alt kategorilere geçtikçe e, karşımıza gelir. Hem daha detaylı bir bilgi görmek istiyorsunuz, bakın burada çeşitli seçeneklerimiz var. Mesela bakın burada kare ikonu ile beraber icon view veya list view şeklinde görebilirsiniz. Bunların tabii ki boyutlarında da dilerseniz büyütüp küçültebilirsiniz. Bakın burada da bir tane seçeneğimiz var. Upload to Cloud Library. Mutlaka cloud'a eklerken kendi oluşturduğunuz yapıları eklemeyi ben burada tavsiye ederim. Zaten halihazırda var olan keyshot'la beraber gelen kaynakları içeriyor burası. Siz kendi oluşturduğunuz kütüphaneyi buradan ee, cloud'a ekleyebilirsiniz. Bakın Şimdi burada bir e, malzeme eklemesi yapacağız. Aslında yapacağımız şey bu. E, Kutucuğa buraya yazmamız yeterli. Bu arada burada şunu yapabiliyorsunuz. Yani hard shiny plastik buraya yazacağım buraya. Ama isterseniz şöyle yazarsanız da kabul görecekler. Mesela hard shiny pla ble de yazdığınızda bakın direkt çıkartacaktır tabii buraya bir A eklerseniz daha iyi olacak. Yani kısaltma şeklinde yazarsanız da kabul görecektir. Komplesini yazarsanız tabii ki daha iyi çünkü sonuçta bildiğiniz bir şeyi anlatmış olursunuz. Böylece direkt modele eklemeniz mümkün olacaktır. Şimdi siyah rengi gelip burada anahtarlığın üzerine tanımlayalım bakın. Siyah rengi bu şekilde anahtarlığın üzerine tanımlamış olacağız. Şimdi siyah rengi tanımladıktan sonrasında bakın anahtarlığın buradaki e, dairesel yani bileziğini buraya da bir tamam yapacağız. Burada tekrardan bir arama yapacağız. Bakın burada mesela pol anode yazdığında işte eee e, alüminyum polish black karşımıza geliyor. Hatta biz burada şeyi yazalım daha iyi olur. E, burada burada anod anodized e, Niobium polished green diye bakın şimdi ben mesela buradaki yeşili şuradaki e, şeyin içerisine yerleştireceğim şuradaki gördüğünüz logonun üzerine yerleştireceğim bakın gördüğünüz üzere bunlar e, bir bütün şeklinde boyanmış oldu. Şimdi bu bütün boyanmanın sebebi de şu aslında baktığınızda sizler girip materials tabına baktığınızda bakın bunlar bir siyah görüyorum, bir yeşil görüyorum. Şimdi kişisel kullanıcılara şunu bilecektir. Eğer ki linkler e, var ise, renkler içerisinde linkler var ise e, biz bu linkleri <laughs> vasıtasıyla biz renklerin bir arada değişebileceğini görebiliriz. Yani malzeme yapılarının bir beraber kontrol edilebileceğini görebiliriz. E, burada yapmamız gereken şey tabii ki malzeme linklerini bir koparmamız olacaktır. Mesela şimdi bu yeşil logolar kalsın ama ben mesela şuradaki Malzeme malzemeyi seçip bakın. Seçtiğiniz hemen turuncu renk yakacaktır. Sağ klik yaptığınızda bakın burada karşımıza ne gelecek? Burada Unlink Material ki bulmamız gerekiyor. Evet Unlink Material burada karşımıza geldi. Bakın Unlink Material bu şekilde e, belirlenmiş oldu. Bakın gördüyseniz burası ikisi ayrı ayrı yapıda karşımıza geliyor. Şimdi buradan sonrasında tabii ki bir Chrome Polished e, boya satacağım. Şöyle Chrome Polished yazayım. Dediğim gibi yine en üst başlıktan yazabilirsiniz. Daha iyi olacaktır sizin için. Ee, buradan bakın hemen en üstteki ee, bileziğe ben bu krom rengini atamış oldum. Böylece ne oldu? Bakın malzemeleri ayırmış oldunuz. Hani, ee, yeni kullanıcıların yapması gereken işlemler bu şekilde. Şimdi burada yine Materials sahnesine bakıyoruz. Evet burada 3 tane sahne görebiliyoruz. Burada da ee, bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi bir parça seçiği değil iken parça e, genel modelin bilgilerine erişebiliyorsunuz. Bakın burada işte milimetre sayısı e, milimetre olduğunu, işte adet sayısının 5 olduğu, e, toplam üçgen sayısı karşınıza geliyor. Toplam malzeme sayısı, kamera sayısı ve model set sayıları burada karşınıza geliyor. Ha, model sahnesini de değiştirebilirsiniz bu arada. Yani buradan istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Burada ha, burada şu an tabii bir isim girmeyle uğraşmayacağım. Şunu da söyleyeyim. Mesela bir parçayı seçtiniz. Diyelim ki şuradaki siyah parçayı seçtiniz. E, siyah parçayı seçtiğinizde direkt metal tabına gelecektir. Veya sahne içerisinden mesela siyah parçayı seçtiniz. Şöyle Properties'ine baktığınızda bakın ölçülerini de görebilirsiniz. Yani o parça ait ölçüleri görmek istiyorsanız toplam üçgen sayısını görmek istiyorsanız bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Hatta H tuşuna bastığınızda bakın burada e, gerekli bütün bilgileri de görebiliyorsunuz. Toplam işte e, Triangle e, aynı şekilde frames per second süreyi de burada karşınıza getiriyor. Yani burada size gerekli bütün bilgileri karşınıza geldiğini görebiliyoruz. Şimdi H tuşunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani kenarda durabilir aslında. Bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi e, ee, KeyShot logosunda öndeki logonun rengini değiştireceğim. O yüzden buradaki malzemeyi de sağ klikle bir kaldıracağım. Burada Unlink Material butonuna basıyorum. Unlink Material'da bakın bu ayrılmış oldu. Sonrasında e, buraya da Hard Shiny Plastic Red, şöyle bir Hard Shiny Plastic Red, şöyle kırmızı bir e, renkle bunu yerleştirmiş oldum. Yani öndeki logoyu bu şekilde hem ayırdım hem de renkleri yerleştirmiş oldum. Şimdi e, arkadaki anahtarın da aynı şekilde e, bağını kıracağım. Yani şuradaki mesela ikisi siyah. Ben buradaki parçanın bağını kırmak istiyorum. Sağ klik Unlink Material diyebilirim. Unlink Material dedikten sonrasında Hard Shiny plastik Blue rengini buradan ee, seçebiliriz. Bakın şöyle hemen üzerine yerleştirmiş oldum. Bakın bu, bu şekilde kırılmış oldu. Şimdi ee, burada şunu söylemek isterim. eğer ki buradaki mavi rengi mesela işte siyahın bulunduğu yere ee, linkli bir şekilde kopyalamak istiyorsanız Yapmak istediğiniz işlemi şu şekilde yapabilirsiniz. Buradaki parçayı seçersiniz bakın. Parçayı seçtikten sonrasında Sağ klik vasıtasıyla Burada Copy Material var bakın. Burada Copy Material'ı tıkladığınız andan itibaren Buradaki siyah parçanın üzerine seçersiniz. Ve burada Paste Linked Material dediğiniz andan itibaren bakın burada ilişki tekrardan korunmaya başlanacaktır. Burada bakın mavi şeklinde görebiliyorsunuz. Şimdi bunu tabii ki farklı şekillerde yapabilirsiniz. Yani bunu tabii ki ee, klavye kısa yolda yer alıyor. E, şimdi şöyle Ctrl Z ile bir geri alın yaptım işlemi. E, veya burada şunu da yapabilirsiniz mesela. İşte buradaki parçayı seçersiniz. Şöyle iki parçayı birden seçersiniz. Bakın link materials var. Şimdi iki parçayı seçtikten sonrasında Ctrl L link materials der iseniz bakın hemen maviyi bu şekilde linkleyecektir veya şunu yapabilirsiniz. Buradaki işte shift sol click, shift sağ click mesela. Shift sol click'le kopyalayacağınız malzemeyi seçersiniz. İşte shift sağ click'le e, linkleyeceğiniz malzemeyi seçersiniz. Bu şekilde bakın yine linklemiş olursunuz. Hani iki türlü metot burada karşımıza geliyor. Şimdi e, son adımda baktığımızda aslında biz burada e, hani burada mavi olarak görüyoruz. şimdi biz bunu ee, siyaha çevireceğiz tekrardan. şöyle siyah bir şekilde alalım. E, logolarımız yeşil olacak. o yüzden şuradaki yeşille kırmızıyı da seçip burada linkleyebiliriz. şöyle linklersek bakın yeşile dönecektir. yani son adımda bu şekilde karşımıza gelecektir. biz de bu şekilde linkleyebiliriz. şimdi renk tanımı yapılırken sahne tanımı da önemli. hani sonuçta Işığın nasıl yansıdığı da burada çok önemli yani siz bir sahneye tanınıyorsunuz burada e, arka plandaki ışığın işte e, seviyesinin yüksekliği, alçaklığı sizin modelinizde mutlaka ki etkileyecektir veya işte etrafta bulunan renklerin yapısı da aynı şekilde modeli düzgün bir şekilde e, gösterebilir de veya gösteremeyebilir bu tamamen sahnenizin yapısına kaynaklı. E, mutlaka şunu yaparsanız faydalı olur. Mesela bakın burada environments içerisinde işte baktığımızda ne var? Interior var, outdoor var, işte studio var. Mesela studio içerisinde hani burada hazır işte e, procedural environment diye bahsettiğimiz yapılar karşımıza geliyor. Yani belirli bir matematiğe bağlı e, arka sahneleri görebiliyoruz. Mesela ben burada işte e, trip panels Straight K mesela. Straight 4K. Ee, bunu eklediğim anda tamam, bakın bu şekilde modelimi dediğim gibi yönetebiliyorum. Şöyle modelimi siyah sahnenin bulunduğu alana yerleştireceğim. Şöyle bir mümkün mertebe bu şekilde bir pozisyonda fena durmayacak gibi gözüküyor. Yani renkleri çok daha bakın farkındaysanız düzgün bir şekilde göstermiş oluyor. Şimdi buradan sonrasında renk kütüphanesinden birazcık bahsedelim. Renk kütüphanesine geldiğimiz zaman da bakın burada colors karşınıza geliyor. Şimdi colors içerisinde Chloro görüyorsunuz, işte burada penton görüyorsunuz, ral görüyorsunuz. Yani burada bir e, standart tabir e, renk paletleri yer alıyor. Siz de tabii ki buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Mesela ana başlık buradaysa alt başlıklarını mutlaka incelemenizi tavsiye ederim. E, buradaki penton ve ral yapıları bakın yanında kilit var. Yani aynı şekilde kloro için de aynı şekilde geliyor kilit yapıları buna özellikle de müdahale edemeyeceğinizi size söyler. Yani belli bir standarda tabi oldukları için aslında. Belli bir renk paletini içerdiği için e, siz burada direkt müdahale edemiyorsunuz. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi bir de şöyle bir hikaye var. Mesela buradaki siyahı tıkladığımızda mesela siyahın üzerine iki kez sol kılık yapayım. Bakın burada malzeme yapısını görüyoruz. Burada şimdi malzeme ile colors arasındaki color arasında e, önemli bir fark var. Bakın malzeme Material içeriyor. mesela burada diffuse, işte specular görüyorsunuz, roughness görüyorsunuz, refractive, refractive index görüyorsunuz. E, color sadece rengi tanımlar. Hani rengi atarsınız, kullanırsınız. Ama e, materials ile beraber sizler gelip malzemenin özelliklerini de yönetebilirsiniz. İkisi arasında böyle ciddi bir fark var. Bunu da e, dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi şunu da özellikle dile getirelim bakın. Eee... Baktığımızda siyah var mesela ben burada sarıyı üzerine atacağım. Şöyle bir sarıyı atalım. Şimdi sarıyı atadığımız andan itibaren bakın burada diffuse'a yerleşti. Hani bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi Ctrl Z yaptım. Geldim bakın diffuse'un üzerine sürükledim. Bu da mesela bu rengin e, değişmesi için bana gerekli bilgiyi verecekler. Yani i̇ki türlü de rengi atayabilirsiniz. Ama burada tabii ki şöyle e, name kısmı sizin malzemenizden gelen bilgiyi taşır. Yani siz burada gelip sarıyı buraya atadığınızda buradaki ismin değişmemesi normaldir. Çünkü malzemenin kendi özelliğinde zaten siyahtı. Ama siz bunu isterseniz e, ismini değiştirip kaydedebilirsiniz. Bakın say to library deyip hani bunu özelleştirebilirsiniz. E, Pantone library dediğim gibi e, müdahale edemiyorsunuz ama e, kendi oluşturduğunuz bir e, malzeme yapısını kütüphaneye kaydedebilirsiniz. Burada da bunu belirtmek isteriz. Şimdi e, biz burada bir penton içerisinde bir turkuaz renk arayacağız aslında şeyimiz bu şöyle bir turkuaz renk aramayı sağlayacağız. E, Bunu da tabii ki anahtar e, üzerine yerleştirmiş olacağım. yani böyle bir mavi bir 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 renk atacağım. E, bu rengi atadığında bakın direkt karşımıza getirdik. Şimdi mesela aynı mantı, aynı mantı şöyle ifade edelim. bakın burada mesela enhanced e, polished rengini atamıştık. Bakayım. E, ismi tam olarak bu muydu? Şöyle ismini bulamadım. Ha Chrome Polish'miş bu arada. E, şimdi Chrome Polish. Chrome polishte baktığınızda bakın Metal Type Measured gözüküyor. Şimdi Measured Metal'da siz gelip de bu rengi şuraya yerleştiremezsiniz. Veya aynı şekilde e, burada yerleştirebileceğiniz hiçbir alan yoktur. Ama Color'ı çekerseniz bakın rengi değiştirebilirsiniz. Ama Measured dediğinizde e, renk değişmeyecektir. Ee, burada Mijert ile alakalı ufak bir bilgiye de değineceğiz. hani neden Mijert'ın e, burada e, renk kabul etmedi burada görüyor olacağız. Aslında burada kendi zaten bir preseti var bakın farkındaysanız burada işte kromyum, alüminyum, hani zinc burada aslında bir e, kaplama yapıyor aslında. Metal kaplama yapıyor. Metal kaplama yaptığı için Mijert burada size bu imkanı aslında vermiyor. Böyle de açıklayabiliriz. Yani bunu ileriki safhada yine göreceğiz ama hani önden de bir kısaca bilgi vermiş olayım. Ee, kendi bir kapalı yapısı var. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi zaten malzeme tanımında şöyle rengimizi buraya getireyim. Bakın malzeme tanımında burada yönetebileceğimiz alanları görebiliyoruz. Bakın burada birçok bilgi var. Burada mesela plastik seçersiniz. Plastiğe ait bilgi gelir. Metal derseniz bakın metal'a ait gelir bilgi. Veya işte glass derseniz glass gelir. Şimdi burada kritik nokta şu, siz neyi seçiyorsunuz, burada neyi kontrol etmek istiyorsunuz, bunu karar vermeniz gerekiyor. Buna karar verdiğiniz andan itibaren zaten işimiz biraz daha kolay olacaktır. Ee, bakın burada type'ı zaten beraber gördük. Ha bu arada şunu da söyleyelim, ee, mouse'unuza birazcık şöyle mesela şöyle gezinelim, şöyle defuse'un üzerinde gezdirelim. Bakın renkle alakalı bilgi görüyorsunuz. Diffuse ile alakalı sizlere açıklama bilgisine geliyor. Yani mümkün mertebe burada da e, şeyler arasında gezebiliyorsunuz. Bazılarını bilgi alabiliyorsunuz. Bazılarını tabii ki o bilgiyi size vermeyecektir. Mesela bakın böyle Metal'da mouse'unu tutuyorum ama herhangi bir bilgiyi göremiyorum. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, şimdi buradan sonrasında gelelim burada Diffuse kısmının içindeki renge. Biz burada ne yaptık? burada ayarladık. Güzel. Buradan sonrasında burada malzemenin rengini nasıl değiştirebiliriz bunu göreceğiz. Şimdi burada gördüğünüz üzere bakın Color Picker içerisinde şimdi bazı seçenekler yer alıyor. İşte mesela burada baktığımızda işte Color Space görüyorsunuz. Color Space'in içerisinde HSV, RGB, işte CM, YK bilgileri geliyor. Grayscale gibi çeşitli bilgiler geliyor. Şimdi sizler gelip buradan e, renk beklentinize göre yani Hue HSV ile mi kontrol edeceksiniz veya işte e, matbaa renkleri için CMYK mı kullanacaksınız veya RGB, Red Green Blue mu kullanacaksınız buna karar vermeniz gerekiyor. Şimdi e, burada mesela Hue Saturation Value diyelim ki işte burada mavi renk geliyor. Bakın Saturation'u dediğiniz gibi arttırdığınızda bakın yatayda hareket ettiğini görebiliyorsunuz bunun. Renk gitgiler açılıyor. Şöyle ben tabi tonumu değiştirmiyorum yani tonum yine aynı kalacak. Bakın e, şuradan aşağı yukarı yaptım. Bakın value yukarı aşağı kayıyor. Bu da koyuluk, açıklık bilgisini yine sizlere kontrol ediyor. Bakın burada e, kodunu da direkt size veriyor. Hex şeklinde, hex şeklinde var Bu şekilde karşımıza geldiğinde görebiliyoruz veya bakın hatta şöyle bir ufak bir değişiklik yapalım diyelim ki şöyle bir şey yaptığımızı varsa yani sarı olsun yani burada renginizin ne olduğunu çok kritik bir önemi yok. Sarı rengini gördükten sonra bakın burada ekranda şunu görüyorsunuz. Add picked color to swatch list. Artı dediğinizde bakın buraya ekleniyor. Direkt buraya kendi renk. Sürekli kullandığınız bir renk var ise buradan ekleyebilmeniz mümkün olabiliyor. Veya bakın burada bir de damlacık var. Mesela baktığınızda PK Color geliyor. Bakın PK Color beraber buradan istediğiniz rengi e, seçebiliyorsunuz. Buradaki güzel taraflardan biri şu. Mesela şöyle yine sarıyı seçelim. Burada kalsın. E, burada model dışındaki yani e, key dışındaki bir rengi de getirebiliriz. Mesela bakın burada arka planda bir tane yapımız var. Şöyle seçelim bakalım. Şöyle bakın sarıyı görebiliyoruz. Sarıyı gördüğüm yerde bakın hemen burada yakalamış oldu. Arka plandaki bir e, yapıyı karşıma getiriyormuş. Şimdi nihayetinde keyshot'a döneceğiz zaten. İşimiz keyshot'la bizim. Ben buradaki color sorçundan kendi oluşturduğum rengi biraz şey yapıyorum. Birazcık bu rengi açacağım ama. Biraz açık renkli görmek istiyorum. E, ondan sonrasında okey'e okay basıyorum. Şimdi OK'ye okay bastıktan sonrasında bakın. E, zaten Direkt kütüphaneden içeri sürükleme vasıtasıyla yapabiliyoruz. Hani e, projekte alanına ekleyebiliyoruz. Burada bir sıkıntımız yok. Burada size güzel bir şey söyleyeceğim. E, mesela e, halihazırda kendi tanımladığınız bir rengin e, Pantone tarafındaki karşılığını görmek istiyorsunuz. Böyle durumda bakın burada e, find pe, e, perceptual e, nearest colors in selected group seçeneğini seçerek buradan bakın color picker verebilirsiniz veya bakın burada Pick a color deyip şuradan sarayı seçtiğinizde ve O okay bastığınız andan itibaren bakın size direkt penton rengini karşınıza getirecekti. Yani şöyle eklediğiniz andan itibaren artık penton rengini direkt buraya getirmiş oluyorsunuz. Böyle söyleyebiliriz. Ee, yani aradığınız bir şeyin yani mesela modele eklediniz, kendiniz bir renk eklediniz ama Pantone'da karşılığını görmek istiyorsunuz. E, direkt bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bayağı faydalı olacaktır. Şimdi biz ne yapacağız? Bu arada burada KeyShot Save ile beraber bize bir hatırlatma yapıyor. Bunu cancel diyorum. E, şu an bir kayıt yapmayacağız çünkü. Biz yine burada Materials kısmında Hard Shiny Plastic Black'i geri getiriyoruz. Aslında yapacağımız şey bu. Yani bizim e, siyah rengimizden çalışmaya devam ediyoruz. Peki güzel soru. Ee, buradaki seçenekler bizlere neyi ifade ediyor mesela specular var bakın specular da bakın gerekli açıklama burada görebiliyoruz yani aslında rengin yansıma yapısına göre yani gelen e, ışığın yansıma yapısına göre sizin renginizi e, aslında film ekliyor gibi düşünebilirsiniz bakın burada açıklama olarak da zaten söylüyorum. şöyle getirdiğiniz andan itibaren işte e, beyazda %100 yansıma siyahda 0 yansıma görebiliriz diyoruz. Yani tipik gray values diye de bize bir bilgi veriyor. Şuradan da bakın isteğiniz rengi ekleyebilirsiniz mesela şöyle kırmızı dediğiniz andan itibaren şöyle biraz e, ekleme yaptığınız andan itibaren bakın görüyorsunuz ki burada e, siyah rengi birazcık burada kırmızıya doğru çalıyor veya yani şöyle mor dediğinizde Bu tabii ki baskınlığı da bir noktada önemli. Bu şekilde bakın. Tam siyah değil biraz daha böyle hafif e, mordan referans alarak karşımıza geçiyor. Tabii ki bunu arttırırsanız e, buradaki kırılma miktarı daha da artacaktır. Şimdi Cancel diyorum. Bakın burada bir de ne var? Roughness değeri var. Mesela Roughness'a baktığımız andan itibaren şu parçayı mesela... Şöyle parçamızı seçelim. Sahne içerisinden. Şöyle parçamızı seçelim. Sağ kökle burada... Ee, kullanabileceğimiz show only seçeneği var. Bakın show only dediğinizde o parçanın dışındaki bütün parçaları burada gizlemiş olursunuz. Bu şekilde söyleyebiliriz. E, ee, roughness içerisinde bakın roughness'a gidelim. Şöyle bir roughness değerini bu parça için değiştirelim. Şöyle bir bakın roughness değeri gitgide artıyor. Mesela şunu bir diyeyim. Şöyle bir ile bir arasında değişir bu arada. Mesela bakın bir dediğim andan itibaren e, rengin çok daha mat olduğunu görüyorsunuz. Ama sıfır dediğinizde çok daha parlak olduğunu görüyorsunuz. Yani buradaki rengin ee, parlak veya daha mat tonunu burada ayarlayabilirsiniz. Ve sıfır olduğunda mesela yüzeyin prezidiyeli de daha çok ortaya çıkıyor aslında baktığınızda. Hani e, parlak bir ortamda yüzeyin üzerindeki dalgalanmalar var ise bunları da daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi bir de baktığımızda burada ne var? Refractive index görüyoruz. Refractive indexte ne karşımıza geliyor? Şöyle bir okuyalım bundan. Bakın burada ee, kırılma indisi diye bahsettiğimiz bir yapıyı içeriyor ama bakın burada e, based on true material values diyor. Yani malzemenin kendi standart bazı değerleri var. Bakın onları da size hani bir örnek oluyor olarak söylüyor. Ee, mesela işte plastik için 1.46, naylon için 1.53, polikarbonat için 1.58. Şimdi ben bunu gereksizleri arttırmıyorum bakın, bakın çok daha fazla ışın az ışık kırılıyor, daha fazla ışık kırılması yer alıyor. E, bu da tabii ki sizin malzeme e, modelinizin çok efektif görünmemesini sağlayacak. Yani buradaki özetle e, mesela plastik için 1.46 vermişti, 1.46'ya burada girelim. E, mutlaka bu bilginin hani sizin bir ön araştırma yaparak eklemenizi tavsiye ederim ki zaten malzemenin üzerinde kendisi bu bilgiyi getiriyor bu şekilde söyleyebiliriz. Ee, burada malzeme kütüphanesi üzerinden farklı denemeler yapabilirsiniz. Ee, sonrasında şöyle sağ kökle show all parts dersem bu şekilde karşıma getirecektir. Şimdi Buradan sonrasında bahsedeceğimiz konu ne? Texture diye bahsettiğimiz bir yapıyı içeriyor. Bakın Texture diye bahsedeceğimiz yapı da hemen şurada gördüğünüz Texture ile karşınıza geliyor. Textures'ın textures, textures altında bir sürü seçenek geliyor. Bakın işte 3D Paint, Bump Maps, işte Displacement Maps, e, Labels vs. falan. Burada çeşitli yapıları görebilirsiniz bakın. E, burada biz Wood'u seçeceğiz. Yani aslında e, biz buraya bir desen atacağız. Bakın aslında Baktığınızda şöyle mouse'unu getirdim, ee, 1200 e 1201 e, görselin var olduğunu görebiliyoruz. Zaten e, altta da lokasyonu da söylüyor. Aslında sizin kendi e, KeyShot kaynağınızda var olan bir yapıyı buraya getirmiş oluyorsunuz. Şimdi e, burada desen oluşturursanız tabii ki farklı bir beklentiniz var buna göre oluşturursunuz. Şimdi bakalım bu yapıyı içeri sürükleyin bizim karşımıza ne getirecek? Bakın burada texture map type. Texture Map Type'a baktığımızda Diffuse var, Specular var. Bakın mausuzu her götürdüğünüzde burada farklı seçeneklerin olduğunu görüyorsunuz. İşte burada opacity, yani transparanını görüyorsunuz. İşte Bump'ta e, rengi daha koyuya getiriyor ama sanki orada bir e, baskın bir şekilde e, orada bir doku varmış gibi görebiliyorsunuz veya Specular'da bakın gördüğünüzde daha koyu tonlu görüyorsunuz. Az önceki gördüğümüz Specular'da yaptığımız işlemin renk e, buradaki texture üzerinde karşımıza geliyor. Diffuse dediğinizde bakın diffuse burada direkt doğrudan karşımıza geliyor. Şimdi yani doğrudan modeli kaplamış oluyorsunuz. Yani görseli specularla film gibi yerleştiriyorsunuz. E, zaten e, hani çok daha baskın şekilde geldi ve opacity'yi de daha şeffaf bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Veya Mesela bu arada şu, bu yaptıklarımızın hepsini şurada da görebilirsiniz. Mesela bakın e, malzemenin içerisinde işte ne var? E, textures içerisinde diffuse var. Yani şöyle taşıyabilirsiniz. Bakın hani sonradan da e, müdahale edebilmeniz mümkün. Ya yani bunu labela e eklemeniz mümkün. Ama biz tabii ki böyle bir desen ekliyorsak e, diffuse üzerinden eklemeniz daha mantıklı olacaktır. E, bu arada size şöyle güzel bir şey daha söyleyeyim. E, mesela burada sahne de parçayı gizlerken e, Ctrl Alt Sol klik ile istenmeyen parçaları bakın seçerek e, gizleyebilirsiniz. Şuradan bakın mesela anahtarları da burada gizlemiş oldum. Hatta burada e, önde anahtarımız karşımıza gelecek şekilde bunu gizlemiş olduk. Hatta şu yeşil de gizleyelim. Yeşil de bir işimiz yok. İhtiyaç olursa zaten çağırırız bakın. Buradan da isterseniz şuradan da çağırabiliyorsunuz bakın. Aç kapama seçenekleri burada yer alıyor. Ee, bu şekilde biz detemizi eklemiş bulunduk. Şimdi burada şöyle güzel bir şey söyleyeceğim. Bakın performans mod burada yer alıyor. Ee, burada gölgelendirmeyi kapatacağı için çalışma esnasında daha iyi bir performans alma imkanı size sunacaktır. Şimdi performans moda baktığımızda ee, bakın burada açık görüyorum. Burada kapalı görüyorum. Şimdi ben açık diyeceğim. Buradaki gölgelendirmeyi aslında devre dışı bırakmış olacağım. Eee, böylece hani üzerine bir şey yerleştirince daha kolay bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Bakın. Şimdi şöyle biraz gezinelim. Şöyle modeli çevirelim. Bakın fark ettiyseniz şurada gördüğünüz üzere bakın burada düzgün bir şekilde hizalanmadığını görebiliyoruz. Veya şöyle baktığımızda Yine aynı şekilde burada detaylar çok daha şey gözüküyor. Ee, böyle durumlar için bizler tabii ki ne yapmamız gerekiyor? Bu tip durumlar için modeli düzgün bir şekilde hizalamamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yaparsınız? Ha bu arada şunu da yapabiliriz. Ctrl D'ye bastıktan sonrasında modeli bir e, düzgün bir şekilde hizalarsanız daha iyi olacaktır. Yani e, modeli döndürmek istiyorsanız şöyle kırmızıdan bakın. Çeviriyorum. Şöyle, bakın, kendi doğru modele çeviriyorum. Önce bir modeli de e, düzgün bir şekilde hizalarsanız daha iyi olacaktır. Şöyle modeli çevirdim. Evet. Modeli çevirdikten sonra bakın bakın, okedim. Okay model bu şekilde karşıma gelmiş oldu. Buradan sonrasında yapacağım olay şu, e, Textures içerisine gideceğim. Bakın, Materials içerisinde Textures'a gideceğim. Textures'ın içerisinde ee, hiz almak için bakın burada bazı mapping type'larımız ile Bakın mapping type içerisinde işte planer var, box var, işte centrum, modeler, part var. Buradan bazı seçimler yapabilirsiniz. Ama burada move with texture tıkladığınızda burada size gerekli yönetme imkanı sağlıyor olacaktır. Şimdi buradaki e, mapping type'ımız box olarak gelecek. Onu söyleyelim. E, burada translate mi, rotate mi bu işimi yapmamız gerekiyor. Bakın part veya... Ee, Model diyerek bunu ilerleyebilirsiniz. Mesela burada bakın position'da bastığınız anda itibaren oklar yine şeyleri getirecek. Bakın burada hangisini kullanmak istiyorsanız bunu seçebiliyorsunuz. Şimdi burada x'e göre mi, y'ye göre mi, z'ye göre mi bunu ayarlayabilirsiniz. Yani şu an tabi desenimiz düzgün bir pozisyona geldi. x, y, z ile ilgili bir ayar yapmamızı gerektirecek bir durum yok. Böyle söyleyebilirim. Eee şu an için burada OK basabiliriz bakın. OK bastığım andan itibaren bu şekilde karşımıza getireceğiz. Şimdi Centron part yani Part'a göre hizalama yapacağımızı bu şekilde söyleyebiliyoruz. Buradan sonrasında ee, Burada herhangi bir spesifik değişiklik yapmayacağız. Bakın burada ee, Size and Mapping kısım var. Size and Mapping bakın DPI'ye göre ayarlayabilirsiniz. Sahne yapısına göre ayarlayabilirsiniz. Bakın Move to Texture'da yine burada istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Burada bir sıkıntımız yok burada bakın width ve height değerini dediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Veya bakın farkındaysanız geniş ve yükseklik değerini kendisi burada ayarlıyor. burada tabii ki belli bir aspect bakın lock aspect ile beraber bunu kilitleyebilirsiniz veya aktif hale getirebilirsiniz. getirdikten sonra bakın burada ne var? İşte Shift U var mesela. Shift U dediğinizde bakın şöyle. Baktığınızda bakın sağa doğru hareket ettiriyor sola doğru hareket ettiriyor. Aslında x ekseninde bunu hareket ettirdiğinizi söyleyebiliriz. Şöyle sıfır dedim. Bakın sıfır da geldi. Veya v dediğinde bakın burada e, y ekseninde yine aynı şekilde hareket ettirdiğini söyleyebiliriz. Şöyle sıfır dediğim andan itibaren bu şekilde karşımıza geliyor. Şimdi angle uv uv karşımıza geliyor. Bu da tabii ki direkt e, uv ekseninin etrafında döndürmeye çalışıyor. Bakın zaten burada açıyı görebiliyorsunuz. Burada angle'ın altında tabii ki bazı seçenekler var, var bakın. Daha detaylı yönetmek isterseniz bunları kullanabilirsiniz. Bakın repeat e, horizontal, repeat vertical, e, two sided diyerek burada e, yapıyı da yönetebilmeniz mümkün. Yani işte dikeyde ço e, şey, çoğaltsın, işte yatayda çoğaltsın, sonrasında e, şey yapsın, anlayır, çift taraflı yapsın gibi seçenekler yer alıyor. Şöyle, shift UV mesela şöyle azaltayım veya şöyle artıralım. Şey. Burada bu şekilde değiştiğim var olduğunu görebiliyorsunuz. Veya width, height burada seçenekler burada bu şekilde karşımıza gelebiliyor. Ha, ben tabii ki çift taraflı ve yatay ve dikeyde e, bunu kontrol etsin isterim. Bu şekilde söyleyebiliriz. E, bakın color brightness ve kontrastını da ayarlayabilirsiniz. Daha parlak veya daha koyu bir tonla ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir ton fena olmayabilir. Bir nevize açmayı tercih edebiliriz. Yani açık tonda görmek istiyorsak. Veya işte aynı şekilde kontrastını ayarlayabiliriz. Bakın kontrastı ile beraber çok daha aslında güzel bir renk e, yapısı karşımıza gelmiş oldu. Burada baktığımızda mesela Blend With Color geliyor. Bakın Blend With Color dediğinizde siyah döndü farkındaysanız. Şöyle kırmızıya doğru gidelim. Bakın aslında e, Photoshop kullanan kullanıcılar bilir. Color overlay, overlay yapısı var. Color Overlay yapısını bir benzerini burada görebiliyorsunuz. Blend with color ile beraber. Böyle söyleyebiliriz. Ee, Tabi buradaki ayarları birazcık üzerinde çalışarak ilerlemekte fayda var. Ee, tabii ki sürekli yaptığınız bir işlemde bunları bulmak o kadar zor olmayacaktır. Ama nihayetinde buradaki araçları kullanarak desenizi düzgün bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Şimdi... şey görmüştük zaten diffuse'dan hani diğer başlıklara nasıl geçirebiliriz bunu görmüştük, böyle söyleyebiliriz. Şimdi e, bump başına ta tanımlayalım. mesela bunu bir bump ta başına tanımlayalım. Bakın bump başlığına ne görüyorsunuz, siyah görüyorsunuz. Burada farklı bir yapı karşımıza geliyor. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi propertiesine bakalım. Bakın propertiesinde farklı yapılar geliyor. Mesela specular burada yine işte e, buradaki yansıma yapısını bir renkle e, kontrol edebilirsiniz ve bump height. Mesela bakın şöyle textures'ın içerisine gidelim. Bakın burada bump height var. Mesela burada detayın ne seviyede olacağını görebilirsiniz. Yani şöyle aşağı gittiğinde bakın çok daha sert görüyorsunuz. Şöyle açtığınızda mesela 1'e doğru gidelim. Yani değer arttıkça mutlaka ki sizin buradaki yüksekliğinizde yani buradaki bump'ın yüksekliği de artıyor olacaktır. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi e, yani 0. mesela şöyle yapalım hatta 0.1 yapalım. Bakın 0.1 de çok daha e, az belirgin bir de çok daha belirgin şekilde burada görebilmeniz mümkün olur. E, tabii ki biz burada Şimdi e, burada şunu yapalım mesela gelelim Textures'a gidelim şöyle bir bunu tekrar bir Diffuse'a getirelim. Bu arada şunu söyleyeyim alt tuşuna basıp mesela burada Bump'a da bunu kopyalayabilirsiniz. Yani bump ve diffuse'un aynı anda devreye girmesi sağlanabilir. Veya sağ kalitle bakın bunu delete yapabilirsiniz. Şimdi mesela bakın burada baktığınızda opacity içerisinde sağ kalitle bakın textures var, animation var, utilities var. Bazı seçeneklerde buradan erişebiliyorsunuz. Yani mesela bakın burada textures yeteneklerini görebiliyoruz. Ee, biz ne yapacağız? Burada opacity içerisinde aslında bir ekleme yapacağız. Yani burada textures içerisinde bakın opacity maps var. Bakın gördüyseniz burada ne var? Mesh circle'ları var. Alfa var. İşte e, Perforated Alfa var. E, biz burada neyi seçiyoruz? Perforated Alfa'yı şöyle Opacity'nin içerisine bir kopya alıyoruz. Bakın fark ettiniz. Böyle delik yapıları karşımıza geliyor. Hatta bunu şöyle yapalım. Şunu bir derece diyelim. Şunu direkt buraya taşıyalım. Daha iyi olur. Bakın. Perforated alfa ile beraber e, daha şeffaf bir yapı. Mesela siyahları burada görüyorsunuz. Bakın. Siyahlar delik şeklinde geliyor. Buradan da istediğiniz gibi yine kontrol edebiliyorsunuz. Bakın. Farkındasınız şöyle büyütüp küçültebilirsiniz bakın. Farkındasınız beyazlar burada yer karşınıza geldi. Siyahlar böyle küçük delik şeklinde karşımıza gelmiş oldu. Böylece tabii ki daha şeffaf bir görüntü karşımıza geliyor. Buradaki diffuse değerinin bakalım şöyle properties kısmına gidelim. Burada roughness değerini arttırabilirsiniz. Bakın burada tekrardan Refractive Index karşımıza geliyor. Şimdi buradan sonrasında bakın e, şu tekrardan şeyi devreye alabiliriz. Burada e, baktığımızda Voodoo devreye alabiliriz. Şöyle e, Voodoo içerisine yerleştireyim. Bakın Diffuse'un üzerine. Direkt Diffuse'un içerisine yerleştirdik. Zaten şunu söylemiştik hatırlarsınız bakın. Burada e, Diffuse'un bulunduğu yerde alt tuşuna basıp böyle Bump'ın içerisine direkt yerleştirebiliyoruz. Daha e, detaylı bir şekilde bunu gösterecektir. Bu arada bakın burada Sync e, aktif iken daha... E, İki tane desenin de beraber senkron çalışmasını sağlayabiliyoruz. Şimdi, buradan sonrasında yapacağımız olan şu. Şöyle e, textures içerisinde gidelim, şunları bir kaldıralım. Aslında bir sahne içerisinde artık bir e, namaz siyahtan devam ediyor olacağız buradan sonrasında size bir procedural texture'dan bahsedeceğim. Şimdi procedural texture diye bahsettiğimiz yapı aslında normal image yani görsel tabanlı yapının dışında belli bir algoritma ile üretilmiş bir datayı içeriyor. Yani özelleştirme anlamında da farklı seçenekler de bizlere sunuyor tabii ki. Şimdi texture'a gidelim. Şöyle texture içerisinde gidelim. Ee, burada hatta bunu şuradan yaparsak daha iyi olacak bakın sağ click textures textures içerisinde bakın burada seçeneklerimiz yer alıyor aslında yapmamız gereken ilerlememiz gereken yer burası burada bakın 3D paint'ten wooda car seçeneklerimiz zaten geldiğini görmüştük burada bakın camouflage karşımıza geliyor camouflage'ı burada seçiyorum camouflage'ı seçtikten sonrasında bakın burada ee, karşımıza bazı seçenekler geliyor yani seçtiğiniz yapımda mutlaka kendi içerisinde barındırdığı bazı yapılar yer alıyor. Şimdi buradaki scale'imiz biraz fazla yüksek. Scale'i biraz küçülteceğim. Hatta bayağı bir küçülteceğim. 2 diyeceğim. Bakın fark ettiyseniz kamuflaj şeklinde karşımıza gelmiş oldu. Şimdi birazcık böyle üzerinde üzerine müdahalelerde bulacağım. Şöyle mor diyebiliriz. Şöyle bir koyu mor olsun. Ee, aynı şekilde bu yeşil kalabilir. Şunu 5 tonla kalabilir. Siyah tonla bu şekilde kalsın. Yani biraz böyle bu şekilde modelimizi düzgün bir şekilde ilerlemiş olduk. Şimdi baktığınızda bakın bu şekilde karşımıza modelimiz geliyor. Farkındaysanız bakın ne ortalarda ne köşelerde bir e, herhangi bir sıkıntı görüyorsunuz. Aslında baktığınızda e, bu procedural texture'ın güzel taraflarından biri şu. E, sizler modelinizin üzerine e, deseni yerleştirdiğinizde herhangi bir şekilde burada bir hata veya bir bozulma, düzey dalgalanma göremiyorsunuz. Çünkü e, işte belirli bir algoritma ile üretilmesinin faydalarından biri de bu. Burada tabii ki kullanabileceğiniz bazı araçlar var. Mesela işte balansı düşürdüğüm andan itibaren bakın ee, renk balansını ayarlıyor. Eğer renk balansını arttırırsanız daha çeşitli renk altyapısını kullanabilirsiniz. Veya mesela bakın distortion'ı arttıralım, azaltalım. E, bakın çok düz bir şekilde geçerken şöyle bir dediğimde daha düzgün bir şekilde burada geç, geçişler yapmaya çalışıyor. Yani bir delikten sonrasında bu şekilde ilerleyebiliriz. Şimdi buradaki aşağı bakalım. Burada başka ne var? Ha, variation içerisinde mesela işte e, spray var. Bakın spray dediğinizde böyle bulanık bir şekilde karşınıza getiriyor. Sıfır dediğinizde düzgün bir şekilde karşımıza getirmiş oluyor. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela burada bakın bunları yerine şey de ekleyebilirsiniz. E, textures içerisinden burada işte brush, mesh, view seçenekleri yer alıyor. Bunlar 2D procedural texture ama işte burada da Dezavantajımız hani biraz da ek bir katman şeklinde yerleştiği için hani hafif boşluklarda oluşabilir. Ama 3D'de direkt modelin üzerine yerleşmiş olacaktır aslında. Ee, şimdi burada diffuse'u kaldıracağım. Şimdi diffuse kanalını burada e, deseni kaldırmış olacağım. Şöyle delete diyeceğim. Burada da bump texture'ın içerisine noise texture ekleyeceğim. Şöyle noise texture ekleyelim bakın. Bakın farkındasınız noise texture ile beraber böyle üzerinde pütürtüler karşımıza geliyor. Şimdi altında neleri getirebiliyor? Bunlara da bakalım. Seçtikten sonrasında bakın altında ekleyebileceğimiz yapılar yer alıyor. Şimdi scale'i azaltan şöyle bir bir yapalım. Bakın çok düz bir şekilde geliyor. E, 30 diyelim. Bakın farkındaysanız buradaki dalgalanma bir nebze daha fazla karşınıza geliyor. 50 diyeyim bu şekilde karşıma geliyor. Mesela 20 diyeyim. 10 diyeyim. Bakın farkındasınız buradaki pütürtü sayısı gitgide artıyor. Şimdi mesela 5 deminde çok daha pütürlü türlü şekilde görebiliyorsunuz. Veya mesela şurada 0.1 dedim. Mesela, mesela bump height'ı 1 yapalım. Bakın şiddet seviyesi artıyor. 0.1 dediğinizde yine daha düzgün bir şekilde karşımıza getirmiş olduk. Şimdi ee... Son olarak yine şunu karşımıza getireceğim. Tabii ki nihayetinde buradaki bump'ı kaldıracağız. Buradaki bump'la bir işimiz yok. Ha bu arada buradaki modelimiz de e, pozisyona göre değiştiği için haliyle bizler e, şunu kaldırsak yeterli. Hatta sadece arkadaki kalsa yeterli olacaktır. E, burada height diyelim. Şuradaki parçamızda height diyelim. Aparla yanlış oldu. Şuradaki parçayı seçtim. Burada Hype Part dedim. Bu şekilde karşınıza gitmiş oldum. Şimdi yine konu şu şey getireceğim. Bakın buradaki major yapısı aslında baktığımızda hani biz e, bir rengi üzerine tanımlayamadığımızı gördük. Hani e, ön tanımlı yapılar var. Bunları da tekrardan bir hatırlatmış olalım. Bu şekilde sizler e, modeliniz üzerinde malzeme tanımı veya renk tanımı yaparken bu ayrıma dikkat edersiniz. Uygulamamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bu uygulamanın sizler için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Mutlaka da izlemenizi tavsiye ederim. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.